İzmir'den Çanakkale'ye giden Kuzey Ege otoyolu yapılırken Neon Toykos antik kenti civarında antik kalıntılara rastlanıyor. Tabii mecburen oradaki çalışmalar duruyor ve İzmir Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte orada 2017 yılından itibaren kurtarma kazılarına başlıyor. Tabii kurtarma kazıları sırasında bölgede antik bir yolun geçtiği ve bu yolun da yaklaşık olarak M.Ö. 6. yüzyıla ait olduğu, yani 2600 yıllık bir yol olduğu ortaya çıkıyor. Doğal olarak da yolun çevresinde nekropoller var, yani mezarlık alanları var. Bunlar ortaya çıkarılıyor ve belgeleniyor bunların hepsi. Çalışmaları yapılıyor. Daha sonra tabii ki çelişkiye düşüyoruz. Antik yolu ve mezarları nasıl kurtaracağız? Buradaki yol buradan nasıl geçecek? Ve dünyada pek uygulanmamış ve ilk defa uygulanacak olan tek tek yolun taşlarının rölevesi çıkarılıyor. Numaralandırılıyor. Kodlarına kadar, eğimlerine kadar hepsi belgeleniyor. Bir puzzle gibi sökülüp bir rezerv alanında saklanıyor. Modern yol alttan geçtikten sonra üzerine bir sanat yapısı yapılarak antik yolumuz eski haline aynı rölevede, aynı kodlarda, aynı eğimde yerleştiriliyor. Ve çevresine de o dönemin nekropolleri, mezarları yine kendi konumunda yerleştiriliyor. Tabii ki o çalışmalarımızda bizim çok özel eserlerimiz ele geçti ama burada göreceğimiz eserler kendi dönemi içinde, bugün içinde çok önemli olan ve bugüne de geçmişe de ışık tutan önemli eserlerimiz. Önemli ne diye soracak olursanız yaklaşık olarak bundan 2500 yıl önce 490-480 yıllarında İonya bölgesinde İonya'da bir isyan çıkıyor Perslere karşı. Tabii ki Persler de bu isyanı bastırmak istiyor. Atinalılar İonya'ya destek oluyor. Spartalılar ise Perslerden taraf olup onlarla müttefiklik yapıyor. Dolayısıyla bölge savaş alanı dönüyor. Ve Persler buradaki isyanı bastırdıktan sonra Atina'dan intikam almak için 490 yılında Atina'yı yakıp yıkıyorlar. Arkasından Peloponnesos'ta Atinalılar galip gelmiş olsa da savaşın çok yıkıcı sonuçları oluyor. Ve bu dönemden sonra artık Yunan sanatında ve dönemin sanatında var olan frontal duruş, ağır duruş ve insanların yüzündeki o arkaik gülümseme kayboluyor ve ciddi stil dediğimiz bir stil özelliği ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ciddi stil dönemin sanatında genel özellik olsa da buradaki eserlerimizde ölümden kaynaklanan, yani ihtimalen o dönemde ölmüş bir savaşçının, askerin eşinin arkasından yaktığı ağıt, üzüntü, matem havasını gösteren bir şekilde betimlenmiş. Yani kalın etli dudakları, ağır gözleri, o hüznü, üzüntüyü veren yapısıyla bize eşinin arkasından dul kaldığını, o üzüntülü halini veriyor ve önemli olan bir şey de burada bu maskların mezarlara ters konmuş olmasıdır. Yani normal olarak yüzü yukarı değil, eşine doğru bakıyor. Tabii ki her zaman ölüm bir ayrılık getirir, bir hüzün getirir, bir acı getirir ve erdemli bir hanım da o zaman eşinden tabii ki ayrılırken çok üzülecektir. Onu çok üzülecek. Hatta belki onunla birlikte gitmek isteyecektir. Ancak onunla birlikte gidemeyeceğine göre en fazla bu şekilde bir kadın yüzüyle, maskıyla eşine öteki dünyada eşlik etmek isteyecektir.